Tamam. O 7 tane yıldız bum gelsinler oraya. Güneş ve ay da gelsin. Onlar oraya dokunsunlar, hemen açılıyor. Ve şimdi serebral palsi için başka bir şey daha yapacağız. Çanakkale Boğazı dar bir boğaz. Normal bir boğaz. Ama şimdi bebek diyor ki, sen lütfen orayı genişletin diyor musun? Genişletelim. Tamam. Orayı genişletelim mi biz? Evet. Kaç kat genişletelim? Çanakkale Boğazı'nın. 3. Sen 3 iste, biz 15 kat genişletelim. Valla Çanakkale Boğazı'nı 15 kat genişletirsek Ege Denizi'nin yarısı kadar genişlemiş olur. Haydi açalım. 9 ayın doldu. Işığın göründü. O şey, sertlik geri geldi ama. Akdeniz'de biz onu düzeltiriz. Tamam. O sertlik geri geldi ya. Evet. Ne zaman geri geldi? Tam çıkarken oldu. Tamam. Orada 7 tane yıldız ve güneş gelsinler. Öpsünler orayı. Ay, güneş, 7 yıldız. Sertlik kısmını şefkatle öpünce geçti. Haydi ak bakalım. Ege'den Akdeniz'e. Ege'den Akdeniz'e. Haydi bakalım Akdeniz'e. Geldi. Denize aktın mı? Geldi. Dürün dürün dürürürün. Orada kendine iyice gez dolaş. Ve şimdi sen onu Cebeli Tarık'a götür. Oradan Atlas'a, oradan Büyü'ye ve bütün okyanuslara çıkar götür. Geziyor şu an. Bugünkü yaşına gelsin. Adını gül koymuşlar yaşını. Allah koysun uzun, bereketli, sağlıklı, huzurlu, mucizeler içerisinde, bilgelik içerisinde devam etsin. 226'ya kadar götür onun yaşını. Ondan sonrası Allah kerim. Ve gül, kalk bakalım. Senin hareketlerini görelim. Gül hayatını ilk defa dün koştu. Düne kadar hiç koşmamıştı. Annesi lütfen burada örneklesin. Lütfen kızının bugüne kadar en hızlı yürüyüşü ne kadardı? Şuradan, oradan yürüyüşü gösterin. En hızlı yürüyüşünü gösteriyor anne. Dur, şu an sonra konuşuruz. En hızlı yürüyüşü ne kadardı? Tamam. O kadar, dur. Gül, en hızlı yürüyüşün o kadar mıydı senin? Doğru yaptım yani. Haydi bak şimdi şuna takılma, burada görüyorsun. Maraton, hayır maraton değil, 100 metre koşusu başladı. Gözünü açabilirsin sen. Haydi son düzlüğe giriyoruz. Dün daha hızlı koş bakalım. İşte hayatını ilk defa koşan bir insan. Dur, tamam. Run Forrest Run. Öyle bir film, o film hatırlayan var mı? Koş. Forrest koş. İzledin mi sen onu? İşte dün bir de ne kadar eğilebildiğini anne söylesin. Göstersene. Git kızın yanına. Kızın eğilsin ve sen de iki karışını yerde tut. Eğildim. Benim iki karışım kadar. Göstersene. O kadar eğiliyordun. Şimdi eğil bakalım. Haydi bakalım. Haydi, haydi yere dokunmak üzeresin. Dokun, dokun, dokun. Biraz daha. Hop. Evet, dokundun. Öbür elinde dokundur.
Dokundur, dün dokundurmuşlar. Evet. İşte bu. Serebral palsi hastasını bırak, spor yapmayan bir insan zor dokunur zaten. Hayatında ilk defa belki işte dün bizimle yere dokundun. Daha önce bunu yapabiliyor muydun? Evet. Ve dün anne lütfen göster ne kadar geri gidebiliyordu? Şu kadar falan var ya. Ben yani dün yaptım ben yapamam. Şimdi göster bakalım geriye. Haydi bakalım. Haydi bravo şahım. İşte bravo sana. Ve dün şunu söyledi anne. Kızın bir yere tutunmadan oturabiliyor muydun? Hayır, oturup kalkamaz. Bir yere tutunmadan oturup kalkabilir miydin? Ciddi misin? Oturup kalkmanın ne büyük nimet olduğunu bilmeyen anlamaz. Haydi bakalım. Bir yere ve dün biz zaten bunu test ettik. Şuraya gelsene. Oturup kalkamıyordu. Şimdi şuraya. Hepiniz aynı karede göreyim. Sen de geç oraya lütfen. Otur. Biraz geri git masaya yanaş. Evet. Haydi. Evet. Dün bir de bağdaş da kuramadı. Nasıl oturdu dün? Duvara tutunarak oturabildi. Bağdaş kuramadı. Haydi bakalım. Ayağa kalkalım. Dün ben lütfen oturur musun dediğimde ne yaptın? Göstersene ne yaptın? Biraz korktum. Hayır hiç terapiden önce. Biraz otur dedim. Lütfen şuraya geçsene. Ne dedi bana? Oturmam dedi değil mi? Hani oturamam dedi. Oturamıyordu zaten. Evet birazcık kendini çok hafiften ne kadar yaptın? Ne kadar eğildin? Şu an hatırlamıyorum. Yani şu kadar falan anca. Evet, yani o kadar. O kadar kendini eğebildi ve asla oturamadı. Şimdi ise oturdu. Serebral palsi hastalığının sebeplerinden bir tanesi, etkenlerinden bir tanesi istenmeyen çocuk etkeni. Ama asla ve asla şunu söylemiyoruz. Dur, asla şunu söylemiyoruz. Tek etken budur demiyoruz. Etkenlerden bir tanesi. Yıldız ne demek? Yıldız demek önce ay ne demek? Onu söyle. Anne. Güneş ne demek? Baba. Peki güneş normalde nedir? Bir yıldız mıdır? Güneş de bir yıldızdır. Güneşe de uzak bir gezegenden bak. Alsına bir yıldız. Dolayısıyla güneş de bir yıldızdır. Yıldızlar bir kardeş demektir. Sekiz kardeşler kocası. Yedi tane yıldız gördün. Bir de güneşi de ekle. Sekiz kardeş. Ve ayrıca yıldız demek akrabalar demek. Amcalar, dayılar, nineler de demek. Dedeler de demek. Hüsniye Hanım'ın kocası sekiz kardeşmiş. Ve bu sekiz kardeşin dördü başkaydı. O dördünden de ikisi başka özelliğe sahipti. Sen şimdi kulağını kapattığında bizimle konuştuğumuzu bilmiyorsun. Sen koridora çıktığında bizimle konuştuğumuzu bilmiyorsun. Ve şimdi merak içindesin, doğru mu? Haydi bakalım. Lütfen bize bu kadar güzel bilgiler veren. Aile diye bir böyle yükseldi. O zaman duyduğum için çıktı. Ama ötesini bilmiyorum. Tamam. Bize bu kadar hizmet eden Hacer Hanım'a ya sen de ödül ver. Neler anlattın, nelerdi? Onu merak ettiği şeyleri sen söyle. En baştan bize anlattıklarını söyle. Eşimin ailesi bizim evliliğimize tepki gösterdi. Bizden daha çok çocuğun olmasına tepki gösterdi. Yani çocuk olmasına çok tepki gösterdi. İşte onlardan dört kardeş özellikle
Yani o da çok ilginç. 7 kardeş ama 4 yani 4'ünün tepkisi çok net tepki gösterdi. Bu devam etti. Çocuk olduktan sonra da devam etti. Ta ki işte kaç yaşında biz onlardan uzaklaştık o zamana kadar böyle hayatımız oldu. Bir dakika dur, sen zannediyorsun ki o biliyor, öbürlerini de anlatsana. Niye tepki gösterler? Ha, evet. Yani tepki göstermeleri, aileden bir tanesi işte maddi destek veriyor kardeşlerden bir tanesi kardeşlere. Çocuk olursa Gül'ün babasına daha fazla maddi destek gider diye yani. Bunu ifade ettikleri için yani söylüyorum. Bu bir onu da şey anlat, de ki Almanya'daydı, şuydu buydu, öbürlerini anlat. Yani, maddi destek veriyor, onları kolluyor gibi ama asıl işte böyle şeyler ortaya çıkıyor. Biz daha mesela maddi desteği kestiğim halde babanın iletişimi kopamadı, güvenemedi kendini, kopamadı aynı şey. Ve sen ne dedin? Dedin ki o yıldızlardan ikisi diyor ki Ay'dan ayrıl, Marmara Denizi'ndeki bebekten ayrıl. Ben de dedim ki işte o Yunanistan'la alakalı Türk bir sözün. Ha ben bunları ifade ettikleri halde hani yine şu anda çok ilginç geldi gerçekten. Duyuyordum ama... Bunu psikolojinin babası bu metodla ortaya çıkardı. İşte ben diyorum ki ateşin keşfi, yazının icadı, tekerleğin keşfi ne kadar önemliyse... Refik Korkmaz bilinçaltı dili mucizeler eğitimi de o kadar kesinlikle önemli ve hatta onlardan daha büyük bir şey. Paralel evrende her şey yazıyor. Lütfen sen şuradan tutsana. Şuradan. Sadece oradan tut. Şuralardan tutma çünkü hoparlör var. Aynen öyle dur. Ben geçtim oraya beni. Başım görülsün. Başım. Şimdi. Benim keşfim pek çok. O keşiflerden bir tanesi paralel evrende yazılan bir. Biz anne karnına düşmeden önce de, anne karnına düştükten sonra da, bugüne kadar da ne duyduk, ne düşündük, ne söyledik, ne yaşadıysak hepsi paralel evrende kayıtlı. Bu Allah'ın bilgi bankası. Kur'an-ı Kerim'de de diyor ki zaten bu bilgi bankasını mahşer günü açacağız. Sorgu suale çekildiğinizde ben bunu yaptım, ben bunları yapmadım diyemeyeceksin. Kuşlar, ağaçlar doğruyu söyleyecek. İşte kuşlar, ağaçlar, yıldızlar doğruyu söyledi. Ve her şeyi apaçık biçimiyle anlattı. Bunun adı Refik Korkmaz bilinçaltı dili mucizeler eğitimi. Bunun bütün sözcüklerini, bütün ayrıntılarını, labirentlerini, çıkmazlarını, en uzak otobanlarını, en yüksek dağlarını, bütün güzel vadilerini, oradaki bütün hayvanları, börtü, böceği, çiçekleri ne mana geldi, nasıl konuştuklarını bu eğitimde öğretiyorum. Bu eğitimi 2 yıldır öğretiyorum. 5300 arkadaşımız bu eğitimi aldı. Tabii birkaç tane hırsız da bu eğitimi aldı. Oh, birkaç tane hırsız kendi eğitimiymiş gibi benden duyduklarını yalan, yanlış, eksik ve hırsızlık enerjisiyle yayınlıyorlar. Ankara frekansından onları elledik, çıkardık. Bizim eğitimlerimize siz bugün katıldınız ya, bitmiyor. Siz bir yıl boyunca bizim eğitimlerimizi Facebook online kapalılığından bir yıl izliyorsunuz. Hırsızları ise hemen o birkaç hırsızı gördüğüm anda onları çıkardım. Onlar eğitim alanında. Eğitim alanında da hop. Unutuyorlar. Hem unutuyorlar bir de hırsızlık enerjisi işe yaklaştıkları için. Biter. Öğrenemiyorlar, yanlış uyguluyorlar ve kötü bir enerji veriyorlar ona. Biz anka enerjisinin, mucize ötesi enerjisinin insanlara bu şekilde faydalı olması için elimizden ne gelirse bunun sürdürücüsü ve devam ettiricisiyiz.
Biz kısaca birbirimize mers diyoruz. Mers demek mucize, ötemiz, sonsuz demek. Bir zamanlar möf vardı, M-F-Ö. Mazhar Fuat Özkan. De şimdi mers, mucize, ötemiz, sonsuz. Öyle diyorsun. Serebral palsi hastalığının ortaya çıkış sebeplerinden biri istenmeyen çocukmuş. Ve eline sağlık Hatice Hanım. Kamerayı tuttun. Haydi bakalım. Mersin'den herkese selamlar, saygılar. Eyvan Kebap Mersin'de forumun arkasında.